Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün her ülkenin üretemediği ama mutlak surette kullanmak zorunda olduğu bir sistemden bahsetmek istiyorum. Evet, bu sistemi de yine Türkiye yerli ve milli imkanları sayesinde elde ederek dünyadaki sayılı üretici ülkeler arasına girmeyi başardı. Çok da fazla uzatmadan direkt olarak konuya geçmek istiyorum. Askeri alanda en çok kullanılan radar sınıfı pasif radarlardır. Pasif radar sistemlerinden bazıları hedefin kendiliğinden yayınladığı ışıma tiplerini kullanırlar. Bazıları ise ucuz ve çok sayıda FM verici benzeri karasal antenlerden hedefe çarpıp yansıyan radyo dalgalarını dinleyerek hedef tespiti yaparlar. Pahalı ve hareketli olmayan askeri arama radarlarına göre son derece ekonomik ve pratik bir çözüm sunarlar. Son zamanlarda hızlanan bilgisayarlar sayesinde oldukça başarılı prototipler üretilmiştir. İlerleyen bilgisayar teknolojisi sayesinde bir merkezden yayın yapıp hedeften geri dönen radyo dalgasını dinleyen klasik radarların yerini almaya aday bir sistemdir. Hedefin aydınlatılması için alıcılardan uzakta, ucuz ve çok sayıda verici kullanılması sayesinde daha pahalı olan alıcı devrelerin ve yine kıymetli olan yetişmiş personelin düşman gözünden ve elektronik tespitinden korunması önemli bir stratejik avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Vericiler o kadar ucuz olmaktadır ki vericiyi imha için atılan akıllı bombanın maliyeti daha fazla olabilmektedir. Bir savaşta düşman hava kuvvetlerinin ilk hedefinin karşı tarafın hava savunma sistemi yani gözetleme radarları olduğu düşünülürse kalıcılık kabiliyeti yüksek ve ucuz bir hava gözetleme ağının önemi daha iyi anlaşılabilir. Bu tip radarlar dünyada askeri savunma sanayi teknolojisi çok ileri olan ülkeler tarafından üretilmektedir. Bunların içinde ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve İsrail gibi ülkeler varken Türkiye de artık adını bu listeye yazdırmaya hazır. Aselsan Erken İhbar Radar Sistemi 700-750 km gibi uzun bir menzille erken ihbar amaçlı geliştirilen, AESA ve sayısal huzme oluşturma altyapısında anten mimarisine sahip yeni nesil S-band bir radar sistemidir. Erken ihbar radar sistemi, hava soluyan hava hedeflerinin yanı sıra balistik füzelerin ve görünmezlik teknolojisine sahip, düşük radar kesit alanlı hedeflerin uzun menzilden tespit ve takip kabiliyetine de sahiptir. Erken ihbar radar sistemi, AESA ve sayısal huzme oluşturma mimarisi ve çok kanal almaç yapısı sayesinde aynı anda birden fazla huzme oluşturma yeteneğine de sahiptir. Erken ihbar radar sisteminin tespit ve takip performansını arttırmak amacıyla meteorolojik verileri kullanabilme özelliği de bulunuyor. Erken ihbar radar sistemini oluşturan radar, haberleşme, komuta kontrol ve güç alt sistemleri taktik araçlar üzerinde taşınmaktadır. Bu nedenle yüksek hareket kabiliyetine sahip olan erken ihbar radar sisteminin kurulum ve toplanması için herhangi bir sökme takma işlemine ihtiyaç duyulmamaktadır. Erken ihbar radar sistemi mevcut radar ağlarına bağlanarak AVCS formatındaki mesajlarla 3B hava resmini diğer sistemlerle ve kontrol ihbar merkezleriyle telsiz veya radyo linkler üzerinden paylaşabilir. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın erken ihbar için ihtiyaç duyduğu erken ihbar radar sistemlerinin geliştirilmesi ve tedariği planlanıyor. Bu kapsamda 4 adet taşınabilir erken ihbar radar sisteminin yurt içi imkan ve kabiliyetler ile geliştirilmesi ve üretilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Geliştirilecek sistemler ile uzun menzillerden tespit sağlanması, balistik füzeler ve insansız hava aracı gibi çok düşük radar kesit alanına sahip hedeflerin daha uzak mesafelerden tespit edilmesi ve erken uyarı verilmesi, değişken elektronik karıştırma ve zorlu coğrafi koşullarda çalışılabilmesi ve sistemlerin konfigüre edilerek farklı amaçlar için kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Erken ihbar radar sistemi özellikle balistik füze savunması için kritik olan diğer erken ihbar radar sistemleriyle veri füzyonu yapma ve hedef devretmek üzere iz bilgilerini aktarma özelliklerine de sahiptir. Radarın operasyonel modlarını desteklemek amacıyla uzun menzilli Mod 5 İFF sorgulayıcı, yüksek kazançlı bir İFF anteni ile entegre edilmiş durumdadır.
Erken ihbar radar sisteminin sahip olduğu AESA mimarisi ve modüler tasarım yaklaşımı, düşük maliyetli bakım ve yüksek kullanıma hazır olma oranı kavramlarını tam olarak desteklemektedir. Erken ihbar radar sistemi, geniş frekans bandında, frekansta ve zamanda hareketlilik, yan huzme karartma, düşük yan huzme seviyelerine sahip olma gibi elektronik korunma özelliklerini de bünyesinde barındırıyor diyebiliriz. Sistemimizin operasyonel ve teknik açıdan özellikleri arasında uzun menzilde geniş tehdit setine karşı etkinlik, çok düşük radar kesit alanlı hedeflerin uzun menzilden tespit ve takibi, balistik füzelerin tespit ve takibi, yatay ve düşey eksende elektronik tarama, katı hal güç yükselteç teknolojisi, sayısal huzma oluşturma, çeşitli taktik operasyon modları, hedef sınıflandırma yeteneği, milli mod 5S uzun menzilli İFF sistemi, lokal ve uzak radar kontrolü, performans değerlendirme alt sistemi, kontrol ihbar merkezlerine ve NATO ACCS'ye entegrasyon, hava ve füze savunma sistemlerine entegrasyon, taktik haberleşme ağlarına uyumluluk, gelişmiş elektronik koruma tedbirleri ve siber güvenlik, anti-radyasyon füzelerine karşı önlemler, 10 ton sınıfı taktik tekerlekli araçlar ile taşınabilme, C-130A400M ile taşınabilme, 7/24 kesintisiz çalışma kabiliyeti, 3000 saat kullanıma hazır olma, 30 dakika gibi kurulum ve toplanma süresi, gelişmiş sistem içi test yetenekleri, zorlu çevre koşullarına dayanım ve rüzgar enerji santrallerinin olumsuz etkilerine karşı özel algoritmalar bulunuyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.